Arkadaşlar şu önümüzden geçen yol var ya, arabanın geçtiği yol. Peki arkadaşlar. Selmanlı Farisi bütün görüşleri aldı, düşünceleri aldı, görüşleri aldı. Efendim dedi, bizim İran'da hendek kazıyor dedi. Normalde Arap kültüründe savaşlarda hendek kazma yoktur. Peygamberimizin çok olumlu geldi. Bu yol boyu 2.9 kilometre. Her kişiye hediye verdiler ve bunları da kazmalarını istediler. Selmanlı Farisi'ye bir taş geldi. Büyük bir kaya geldi. Kayaya ne kadar buldu sıra kıramadı. Sevgili peygamberimize olay intikal ettirildi. Sevgili peygamberimiz sen bu kayayı kıramadın diye rakıcı yaparak balyozla bir vurdu. Büyük bir çivi çıktı. Bir vurdu. İkinci çivi çıktı. Üçüncü çivi de elhamdülillah dedi her vurmaya. Dedi ki bana müjdeler verdi. Şam, Yemen, ondan sonra yine Yerin müjdesi verildi. Şam, Yemen, bir tane daha verildi. Sevgili arkadaşlar, İran. Olabilir. Arkadaşlar, sevgili peygamberimiz ondan sonra kubbeye atıldı, bu tarafa atıldı. Niye? At atladığı zaman bu tarafa ayağı düşsün, şeyin içine düşsün diye. Sevgili arkadaşlar, burada tane hadise yaşanıyor. Çok önemli. Biliyorsunuz kalbine taş bağlamıştı peygamberimiz. Sahabenin biri geldi dedi ki ya Resulullah dedi benim karnım aç dedi. Öyle dedi. İki karnını açtı. Bir taş düştü. Öyle olunca sevgili peygamberimiz de karnını açınca iki taş birden düştü. Yani çok görünmek için görünmesi için taş bağlamıştı. Sahabeden bir tanesi çok üzüldü bu hadiseye. Hanımına gitti dedi ki ey hanımım Allah Resulü aç. Öyle mi öyle? Neyimiz var? Dedi ki evimizde bir kurt keçimiz bir de az bir ekmekli kurumuz var. Öyle mi öyle? Tamam dedi sen onu pişir. Ben dedi Allah Resulü dedi çağırmaya gidiyor. Vardı. Ya ey Allah Resulü hanımım sana selam var. Dedi ki seni yemeğe davet ediyoruz. Öyle mi öyle? Neyimiz var dedi? Az bir kurumuz bir de az küçük bir keçimiz var. Dedi ki ben gelene kadar keçiyi ocaktan ekmeği de fırından almayayım. Tamam mı? Tamam. Orada hadise yaşanıyor. Ne hadisesi? O evin iki tane çocuğu var. Biri 10 yaşında, biri 4 yaşında. Keçiyi keserken orada çocuklar da babasının yanındaydı. Büyük oğlan. Küçük oğlan geldi dedi ki yere karıları görünce abi bu ne dedi? Yat dedi. Yere yatırdı. Dedi ki babam böyle yaptıydı. Çocuğun boğazına vurdu. Çocuk öldü. Gelen seslerden anne içeriden dışarı çıkınca çocuk korktu. Bir duvara tırmandı. O da oradan düştü kafa üstü. O da orada öldü. Allah Allah. Anne dedi ki ya ben Allah Resulü bir yemeğe çağırdı. Karnını doyuracağız dedik. Yani şu yaşadığımıza bak. Ne yapayım dedi. Şimdi gelirse hemen hemen cenaze işleri uğraşına gene şeytan veririz. Dedi karnı doymaz. Ne yapalım? Dedi ki o zaman hemen dedikten bu çocukları gitti çocukları üstünü örttü. Yolda gelirken dedi ki Cebrail selam. Ey Allah'ın Resulü çocuklar görmeden yemeye başlama. Neyse dedi ki sen benim dedi çocukları sevdiğimi bilirsin dedi. Hadi çocukları al bir gel bakalım. Dedi ki ey Allah'ın Resulü siz başlayın ben geliyorum dedi. Vardı hadi dedi çocuklar Allah Resulü istiyor. Dedi ki sen söyle ben onu alıp geleceğim siz yemeye başlayın. Geldi var dedi ki ey Allah Resulü hanım çocuklara dedi ki çocuklar getir öyle başlayacağız. Hanım dedi bak çocuklar beyin haberi yok. Allah Resulü istiyor. Dedi ki böyle böyle sen başla bir daha gel efendim başlayın. Yok çocuklar görmeden yemeği başlamıyorum. Dedi. Ben böyle ben çocuklar getiremiyorum. Niye? Geldi çocuklar göster. Şimdi bizim burada sıkılırsa Allah'ın sıkılır. Dedi yani yemek yemeyecek. Öyle mi öyle? Bunun üzerine geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü. Yemeye başlayalım. Dedi ki yok. Başlayalım. Nasıl getirebilirsin? Bayağı. Hadi götür beni. Götürdü.
Yorgana bir kaldırdı. Allah Resulü cennet isteğine atladı. Evet. Böyle de bir mucizesi var. Aynı zamanda yine burada Amr isminde bir kafir var arkadaşlar. Çok güçlü bir kafir. Araplar içinde nam salmış bir kafir. Karşıdan atladı. Bu tarafa geldi. Geldikten sonra da meydan okudu. Meydan okuma öyle bir meydan ok ki ayağının altlarına bir kılıçla dört tane ayağını birden uçurdu. Ve ondan sonra meydan okudu. Yani ben buradan ya öleceğim ya öldüreceğim dedi. Öyle mi öyle? Dedi ki var mı benim karşıma çıkacak onu? Hazreti Ali Efendimiz ben dedi. Genç o zaman Hazreti Ali. Ya ben Allah Resulü dedi ki ey Ali sen otur dedi. Ondan sonra bir daha meydan okudu. Kimsenin ses çıkmıyor. Hazreti Ali bir daha ben dedi. Üçüncüde yine deyince ben geldim peygamberimiz. Peygamberimiz zırhını çıkarttı. Hazreti Ali Efendimiz'i giydirdi. Ve ondan sonra atın ayaklarını daha sonra kesti. Dedi ki aramızda dedi kaçmadı benim çocuğu mu çıkarttınız dedi. Ondan sonra sen dedi atın üstüne konuşmak kolay dedi. Öyle mi dedi. Dün de attan ayaklarını kesti. Atı orada düşürdü. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz dedi ki ilk hamleyi yaptı. Sırtta şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam orada. Oradan Hazreti Ali Efendimiz'in hareketlerinin aynısını yapıyor. Yani gözleri kapalı Hazreti Ali Efendimiz'e böyle. O ne hareket yapıyorsa Allah Resulü aynı hareketi yapıyor böyle. Ve zırhın ikisini birden geldi. Bir hamle yapınca. Hamle sırası Hazreti Ali Efendimiz'e geldi. Ey Amr dedi arkandaki orduyla mı benimle mücadele ediyorsun deyince o ondan beklemedi bir hareketle arkasını dönünce atın ayaklarını nasıl düşürürsün? Kendisine onun iki ayağını birden düşürdü. Dedi ki beni dedi öldür. Ben dedi bu şeyi yaşayamam dedi. Hazreti Ali Efendimiz onu öldürdü. Sevgili arkadaşlar burada da böyle bir hadise yaşandı. Ondan dolayı birçok yerde mescitler var. Yedi mescitler de geçerli. Hakik Savaşı'nın yapıldığı yer burası. Son zamanlarda bu mescitler düzenleniyor. Dört tane mescit burada, üç tane mescitte burada olduğunu söyleniyor. Şurası arkadaşlar Medine'de yangın kuleleri. Şöyle görürsünüz. Dağların Osmanlı zamanında yapılmış böyle belli belli noktalara, yüksek yerlere yangın kontrol kuleleri arkadaşlar. Oralarda da bu şekilde hizmet veriyordu. Ceddemiz Allah onlardan razı olsun. İnşallah bizlerden de ibret alabilmeyi, tekrar bu mukaddes topraklara gelebilmeyi nasip etmesin. Allah razı olsun.